Evet, herkese yeni bir üretim hali videosundan merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar, öncelikle videolara gösterdiğiniz yoğun ilgiden dolayı gerçekten çok teşekkür ederim. Kısa sürede çok büyük, çok uzun yollar aldık. Bugün videomuzda arkadaşlar, çoğu kişinin benden istediği şey muhabbet kuşlarını yani hızlı bir şekilde çiftleştirmeleri. Bunu yapmak için arkadaşlar, bir muhabbet kuşunun hızlı bir şekilde çiftleşmesini istiyorsanız öncelikle arkadaşlar o kuşun bulunduğu ortamda korkmamasını sağlayacaksınız. Yani size güvenmesini sağlayacaksınız. Bu da ne demek oluyor? Sürekli elinizi alıp oynamayacaksınız. Çiftleşmesini istediğiniz kuşları dışarı çıkartmayacaksınız. Eğer çiftleşmesini istediğiniz kuşlar dışarı çıkarırsanız kuşlar maalesef çiftleşmezler. O kuşların kafeslerine alışmaları lazım, yuvalarına alışmaları lazım, eşlerine alışmaları lazım, sakinliğe alışmaları lazım. İlk olarak şart bu arkadaşlar. Ondan sonra çiftleştirmek istediğiniz kuşlarınızın yaşlarını iyi bilmeniz gerekiyor. Kuşlar, çünkü erkekler küçükken şöyle söyleyeyim size, daha baskın olamazlar ve bu yüzden çiftleşemezler. Bakın, küçük kuşlar çiftleşmez demiyorum. Bana çünkü yorumlarda şimdi 3 aylık kuşum çiftleşti, 4 aylık kuşum çiftleşti yazanlar olacaktır. Ama şöyle söyleyeyim arkadaşlar, çiftleşmesi için en önemli şeylerden birisi yaştır arkadaşlar. Fanın sesini kısın arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir diğeri kuşlara sağlayacağınız vitaminler. Kuşların her zaman, yani şöyle söyleyeyim, aynı düzeyde arkadaşlar içlerinde bu proteinleri, bu mineralleri, bu vitaminleri bulundurmazlar. Abi nereye uçuyorsun sen? Gel buraya. Gel. Ya çok küçüksün, babam uçmak için ya. Geç bakayım. Yani atıyorum, şu anda mesela muhabbet kuşunuz bugün çiftleşti. Çiftleşmeye devam etmedi. Neden? Bir hastalık kapmıştır, bir ceyran olmuştur. Yani o şekilde bir sürü bunun nedeni var. Muhabbet kuşlarınızın çiftleşmesini istiyorsanız arkadaşlar, kesinlikle ben size şöyle söyleyeyim, aktardan verebileceğiniz bazı şeyler söyleyeyim. Çünkü çoğu kişi ilaç alamıyor. Keçi boynuzu tozu alabilirsiniz. Nijer tohumu alabilirsiniz. Ondan sonra arkadaşlar şöyle söyleyeyim, bir de şey vardı da onun adı aklıma gelmiyor. İnternette bu şey var. Ne diyeyim ben size? Yabani sağlık tohumları var. Bu yabani sağlık tohumları da aslında kızıştırıcı niyetinde veriliyor. Neden veriliyor? Çünkü içindeki karbonhidrat değeri yüksek olduğu için kuşlara enerji olarak atılıyor. Kuşlar da bu enerjiyi tünekte zıplaya zıplaya, kur yapa yapa, kuşlarla çiftleşe çiftleşe atıyor arkadaşlar. Aslında sizin kızıştırıcı diye aldığınız nijerlerde veya diğer ürünlerde hepsinde karbonhidrat fazla olduğu için kuşları çiftleştirmeye yöneltiyor. Mesela konuşturma yemi diye bir şey yok. Ya konuşturma yemi de aynı şekilde. Kuşlara verdiği yüksek enerji sayesinde kuşlar kızgınlaşıyor, tellere kur yaparken konuşuyor, tekrar ediyor. Ama bunun adı konuşturucu yem oluyor. Yabani tohum verebilirsiniz, keçi boynuzu tozu verebilirsiniz, nijer tohumu verebilirsiniz arkadaşlar. Bu üç ürünü verebilirsiniz. Haftada 2 gün, 3 gün mama veriyorsunuz. İçine kuş toprakları var. Toprak, kuşların toprak yemeleri için. Yani bir dakika, ben göstereyim benimkini. Şu arkadaşlar, şöyle göstereyim. Bakın, Terramix yazıyor. Bunu zaten mama videolarında falan görmüşsünüzdür. Ama beni yeni takip edenler, bu videoyu farklı izleyenler olacağı için göstermek istedim. Bu toprak arkadaşlar neye yarıyor? Bu toprak ilk başta kuştaki bu zararlı, işte ne diyeyim ben size, yağları, işte zararlı bakterileri, toprak çok hızlı emildiği için arkadaşlar bu kuş direkt dışkı olarak atıyor. Yani toprağın en büyük faydalarından birisi o. Ve toprak içinde bir sürü mineral içeriyor. Yani kuşlar doğada zaten toprak yiyordur. Görmüşsünüzdür toprak yiyeni. Mineraller eksik olduğunda kuşlar tekrar arkadaşlar çiftleşmez. Yani toprak da bu konuda bayağı bir rol oynuyor. Benim kullandığım kızıştırıcıyı soranlar oldu. Benim kullandığım arkadaşlar, şöyle göstereyim. Burada adı tam görünmüyor zaten de. Renfrey'in E-Taubentin E50 diye bir şey var. Bölünmüş kullanıyorum gördüğünüz gibi. Çünkü tüm kuşlara vermiyorum ben kızıştırıcıyı. Sadece erkeklere
çiftleşmeden böyle eşe atmadan bir ay önce, iki ay önce veriyorum ki kızışsınlar, çiftleşsinler. Muhabbet kuşunu çiftleştirmek için arkadaşlar mamayı, bu size söylediğim şeyleri eksik etmeyin. Bir de misal benim boyum işte şu anda nerede? Burada. Burası, bu da sizin evinizde bir dolap. Kuşunuzun daha hızlı çiftleşmesi için ne dedik? Güvenmesi lazım. Güvenmesi için de kuşların yüksekte olması lazım. İnsan boyundan yüksekte. Bakın ben kuşumu gelip bunun üstüne koyarsam, yani arkadaşlar kuşlarım daha güvenli hissedecektir kendini. Yani insan boyunun üstünde olacak. Onu baştan söyleyelim arkadaşlar. Bu da gayet iyi olacak. Bu arada çiftleşmesi için yuvalık arkadaşlar kesinlikle olacak. Yuvalık takmadan çiftleşmezler zaten. Onu söyleyeyim. Bilmeyen kardeşlerim olur. Ufak kardeşlerim var. Yuvalık kesinlikle geniş olsun. Çünkü dişi yuvalığı beğenmez, yumurtlamaz. Yani öyle söyleyeyim. Dişi için yapacağınız şeyler ise, yani en büyük dişi için E vitamini ve kalsiyum arkadaşlar. Kuşlara kalsiyum verdiğinizde yumurta arkadaşlar, yumurta oluşumunu kalsiyum sağlar. Kas ve iskelet sisteminde kalsiyum yine aynı şekilde büyük şeyler sağlıyor. Yani kuşların ne diyeyim ben size, yaşamasındaki ve yaşamanın kolay sürdürebilmesindeki en önemli şeylerden birisi kalsiyumdur. Çünkü iskelet sistemi insanda da olduğu gibi kuşlarda da çok önemli. Ondan sonra arkadaşlar yapacağınız bir diğer şey, mesela muhabbet kuşunuz yuvalığa giriyor, yatıyor ama yumurtlamıyorsa, bakın bu size Karadeniz üretimden, bakın Karadeniz üretimden büyük büyük bir tavsiye. Bunu çoğu kişi bilmez. Bunu ben dahi bilmiyordum. Bunu ortağımla beraber biz keşfettik. 2-3 kuşla beraber, daha doğrusu ortağım keşfetti, bana söyledi. Ben de mantıklı olacağını düşündüm. Mantıklı ki 2-3 kuşta denendi. Kuşunuz giriyor yuvalığa ama yumurtlamıyor. Yatıyor. Bakın. Yatıyor ama yumurta yok. Bekledim, bir hafta yok, 2 hafta yok. Şöyle söyleyeyim, bunu size kimse, yani kimse bunu paylaşmaz. Boş bir yumurta alıyorsunuz, muhabbet kuşu yumurtası. Kuşunuz fondonun içine bırakıyorsunuz. O muhabbet kuşunda muhtemelen, benim düşüncem bu, annelik duygusunu oluşturuyor ve yumurtlama isteği doğuruyor. Ama bu muhabbet kuşu yuvaya girip yatıp da yumurtlamayanlar için. Hiç yuvaya girmiyorsa oraya koyacağınız yumurta hiçbir şeye yaramaz arkadaşlar. Eğer oraya girip yatıyorsa ama yumurtlamıyorsa bunu yapabilirsiniz. Bir diğer arkadaşlar, kesinlikle muhabbet kuşlarında şöyle göstereyim. En önemli şeylerden birisi kuş kumudur. Şimdi bunun çiftleşmeyle ne alakası var derseniz arkadaşlar, muhabbet kuşları yedikleri şeyleri arkadaşlar dişleri olmadığı için bizim gibi sindiremezler. Bu taşlar sayesinde, gel lan buraya. Nereye gidiyorsun sen? Gel yanıma gel. Gelmedi. Bu taşlar sayesinde yediklerini sindirirler arkadaşlar. Ve de kuşlar hazımsızlık çekmezler. Herhangi bir problemleri kalmaz. Ve o yüzden çiftleşmede artar. Kuşlar hazımsızlıklarını söyleyemezler. İnsanlar gibi dilleri yok. O yüzden bir hazımsızlık çektiğinde kuş kabarır. Sen onu hasta sanabilirsin, başka bir şey sanabilirsin. Ama o an bir hazımsızlık yaşadığı için çiftleşmez, bir şeyler yapmaz. Yani o yüzden bu da çok önemli bir detay. Kuş kumu kesinlikle kafesinizde olsun arkadaşlar. Çiftleşmemesinin diğer bir nedenlerinden birisi de kafesinde salıncak, ayna, oyuncak, dikkatini çekebilecek herhangi bir renkli bir şey, ses çıkaran bir şey. Yani arkadaşlar bunların hepsini kafesten alıyorsunuz. Akıllı yemlik, suluk, yuvalık, kalamar kemiği, ben kalsiyumu kalamarla veriyorum. Kumluk, kum, içinde kum. Ve yani koyacaksanız dediğim gibi E vitamini. Kafeste başka hiçbir şey olmasın arkadaşlar. Bu da kuşlarınızın yumurtlamasını hızlandıracaktır. Bir diğer konu şöyle söyleyeyim. Şimdi ben çoğu şeyleri varsayım olarak yapıyorum. Erkek kuşunuz var. Erkek kuşunuzu pet shop'a götürün. Dişilerin arasına atın. O seçsin. Buna imkanınız yoksa dişi kuş pet shop'tan alırken burnunun kahverengi olmasına dikkat edin. Burnu kahverengi olan bir dişi, bakın beyazdır, kahverengiye döner. Veya burasında artık portu gibi bir şey oluşur. Bu kuş kızışmış demektir. Artık olgunluğa erişmiş, çiftleşecek demek oluyor. Yani
bir şeyi seçerken siz seçecekseniz onu o şekilde yapın. Yani bu da süreci hızlandıracaktır. Ama gel gelelim bunların hepsini yaptın, yumurtlamıyor. Maalesef kuşlarını değiştirmen gerekir. Bir ay, iki ay, üç ay denedin, olmuyor. Demek ki onlar birbirini sevmemişler. Olmuyor arkadaşlar. Başka bir konu yok. Gerçekten anlatabileceğim başka bir konu yok. Şimdi evde bir çiftli olan, iki çiftli olan kardeşlerin kuşlarının yumurtlamamasının nedeni aralarında değiştirebilecekleri kuş yok. Bizim burada 30 tane kuşumuz var. Her gün birini atıyoruz, değiştiriyoruz, atıyoruz. Biri oluyor, sonra bu kez 18 kafesi, 17 kafesi salma da ekliyoruz falan filan derken bizim de şu anda çiftleşmeyen bildiğiniz gibi 3 çiftimiz var. Yani 20 çekten 3 çiftimiz, 20 çekten diyorum pardon. 26-27 çiftten sadece 3 çiftimiz arkadaşlar yumurtlamadı. Oluyor bunlar. Denemek lazım, sabretmek lazım, uğraşmak lazım. Olmuyor deyip bir kenara bırakmamak lazım arkadaşlar. Başka bir önerim yok. Aklıma gelirse tekrar yorumlarda falan da yazarım. Böyle detaylı güzel bir video olsun isterim. Benim dediklerimi harfiyen yaparsanız süreç hızlanacaktır arkadaşlar. Yani kuşunuz eğer yaşındaysa ve cinslerini beğeniyorsa kesinlikle yumurtlayacaktır. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Verdiğiniz destekler için hepinize çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bye.